Hepinize merhaba arkadaşlar. Soccer Manager 2021 Galatasaray kariyeri ile devam ediyordu arkadaşlar. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olarak bana destek olmayı unutmayın arkadaşlar. Hemen geçelim şöyle videomuza. E, i̇lk önce arkadaşlar ki pozisyonumu göstereceğim size. Şu ana kadar 11 maç oynadım. 9 galibiyet 2 beraberlik aldım. Mağlubiyet hiç yok arkadaşlar. 39 gol attım. E, ligde... En fazla gol atan takım benim arkadaşlar. Ligde 16 gol yedim 11 maçta. E, Averajım 23. Puanım ise 29 arkadaşlar. İkinci sırada Başakşehir, e, pardon Beşiktaş var. Onun da 26 puanı var. Arada bir 3 puan farkı var. Hemen arkadaşlar şuradan takvime gidelim. Bir önceki maçlarımı sizlere göstereceğim. E, bir Fatih Karagümrük'le 4-1 e, hazırlık maçında yenildik arkadaşlar. Onun dışında bir de şurada Eurolik Euroleague maçında Celtic ile karşılaştık ve 2-1 yenildik arkadaşlar Celtic karşısında. Şu an iyi gidiyoruz. Hemen size de Euroleague'de de takım takımdan göstereyim hemen arkadaşlar. Evet Euroleague'e geldik. Grup maçlarında ise arkadaşlar ben grup I'dayım. I grubundayım. Celtic var. Real Sociedad var. Bir de JF Jablonet diye bir takım var arkadaşlar. Ee, şu an ben ikinci sıradayım. Yani grubu e, gruptan çıkarım arkadaşlar. İkinci sıradayım. 7 puanım var. Celtic'in ise 8 puanı var. Ee, hemen şuradan arkadaşlar hızlıca ee, bir sonraki maçımız olan Trabzonspor ardından Erzurumspor ardından Başakşehir ve Euroleague maçına yapacağız arkadaşlar. Hemen şuradan günümüzü geçelim. Bu arada kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olarak destek olun. Arkadaşlar hemen hızlıca e, antrenmanımızı yapalım. Evet başlayalım antrenmana. Evet hemen devam edelim. Bu arada kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olarak destek olabilirsiniz arkadaşlar. Başka videolarda gelecektir. Evet, mesaj gelmemiş. Hemen e, devam edelim. Maç gününe geldik zaten. Evet, şu an e, Trabzonspor'un evinde e, Trabzonspor bizi kendi evinde ağırlayacak arkadaşlar. Takımım şu an iyi, değiştirmeyeceğim. Zaten bu ilk 11 ile çıkıyorum. E, hemen şuradan devam edelim. Taktikler de değiş de, aynı yani. Hızlıca maça geçelim. Başka kariyer videoları, hangi kariyer videolarını istiyorsanız arkadaşlar e, yorumlara yazmayın, unutmayın. Galatasaray'dan başka hangi kariyer videoları istiyorsanız e, yazabilirsiniz yorumlara arkadaşlar. Şuradan golleri açayım. Şu an 1-0 oldu arkadaşlar. Skor. 10 11. dakikada golü attı. Şutta biraz üstünlüğümüz var. Topla oynama oranında. Birazcık e, Trabzonspor'un üstünlüğü var arkadaşlar. Şu an Envakami'ye tacı kullandı. Orta top kavalardan sekiyor. bir e, topa aldı. Ceza sahasına girdi. Pasını veriyor. Golü attılar arkadaşlar. Skor 1-1 oldu. Dijani golü atan oyuncu. Arkadaşlar e, oyuncu değiştirmeyeceğim. Aynı e, kadroyla çıkıyorum. Tekrar devre arasında. Bu arada kanal abone değilseniz kanalıma abone olarak destek olabilirsiniz arkadaşlar. Rakip takım bayağı bir kırmızı kart gördü. iki tane. Evet Saracchi tacı kullanıyor. Pasını verdi. Fernandez. Fernandez. Top Fernandez de pasını veriyor. Falcao içeride. Babel. Babel golü atıyor arkadaşlar. Şutunu çekti ve golü atıyor. 68. dakikada 2-1 yaptı skoru Babel. Evet şu an bizim hatamız. Sol kanattan Saracchi ile geliyoruz. Saracchi. Saracchi çalım atıyor. Evet uzaklardan bir vuruşla Saracchi golü atıyor arkadaşlar. 79. dakika 3-1 oldu skor. Şu an galiba evet şu an kontra atak arkadaşlar. Defansın arkasına bir pas. Douglas Costa golü atıyor. Kaleciyle karşı karşıya kaldı ve golü atıyor arkadaşlar. 86'da skoru 4-1 yapıyor Douglas Costa. Evet şu an Trabzonspor geliyor sağ kanattan. Bakasetas ceza sahasına girdi. Şutunu çekiyor. Direğin hemen dibinden topu ağlara gönderdi arkadaşlar. 4-2 Trabzonspor'u devirmeyi başarıyoruz arkadaşlar. Ve yolumuza devam ediyoruz. Maçın adamı Saraç'cı oluyor arkadaşlar. Uzaktan bir şutu oldu 80. dakikada. Ceza sahası dışından ve golü atıyor. Bu arada e, yorumlara yazın arkadaşlar. Galatasaray kariyerimden sonra hangi kariyeri istiyorsunuz? Onu çekmeye çalışacağım. Çekebilirsem. Evet, şu an bakalım hemen. Evet arkadaşlar, şu an e, hala birinci sıradayız. 32 puanımız var arkadaşlar. E... Sivas Spor'la aramızda 5-6 puan bir fark var arkadaşlar. Bu arada kulüp bölgesi ikinci seviye yaptım arkadaşlar. Antrenmanımda da e, genişletiyorum. Bir sonraki Erzurum Spor maçımıza yavaş yavaş ilerliyoruz arkadaşlar. E, zira Türkiye Kupası galiba tamam bilmiyorum ama galiba Erzurum Spor'la zira Türkiye Kupası maçı oynayacağız. Şuradan çekilişi tamamlayalım. Hangi rakip çıkacak karşımıza bakalım. Eskişehir çıktı arkadaşlar Eskişehirsporla Spor'la e, Türkiye Kupası'nda yarışacağız maç yapacağız Evet hızlıca günlerimizi geçelim ve arkadaşlar antrenmanı yapmayı unutmuyorsunuz antrenmanlar yapıyoruz hemen antrenmanı başlatalım antrenmandan sonra evet antrenman bitti ve hızlıca maça geçelim arkadaşlar şampiyonluk yolunda daki bir maç arkadaşlar. Bunu da kazanırsak şampiyonluğa bir adım daha yaklaşmış oluyoruz arkadaşlar. Hemen hızlıca devam edelim. Hızlı oyun diyelim. Evet arkadaşlar kanalımda başka futbol videolar da var. İzlemek isteyenler izleyebilir arkadaşlar. Daha önceki Trabzonspor kariyerimde izlemeyen varsa izleyebilirler. Evet şu an maça başladık arkadaşlar. Evet, şu an kontra atak yapıyoruz. Onyekuru. Pas Omar. İleriye doğru defansın arkasına pas. Douglas Costa mı? Evet, Douglas Costa 1-0 yapıyor skoru. Omar. Evet, sol kanada pas aktarıyor Saracchi. Saracchi içeriye doğru bir pas. Bir kafa, bir vuruş ve topalarda. Yine mi Costa? Evet, yine Costa. Douglas Costa golü atıyor ve 2-0 yapıyor skoru. Şutlarda bayağı bir üstünlüğümüz var arkadaşlar. Şut hedefte de oranda da bir yüksekliğimiz var. Maalesef topu fazla ayağımızda tutamıyoruz. Evet şu an sol kanattan geliyor Erzurum Spor. Evet golü attılar. Kalecimiz tuttu ama ikinci şutu tutamadı arkadaşlar. 2-1 oldu skor. Erzurum Spor bir gol attı. Evet yine devre arasındayız. Devre arasında hepsi puanı yeşil. O yüzden değiştirmeye gerek yok arkadaşlar oyuncu. Evet şu an biz geliyoruz. Onyakuru, Omar. Sağ kanatta Omar topu sürüklüyor. Evet Omar. Omar içeriye doğru bir orta. Bir kafa ve top ağlarda. Gol atıyor. Jet Getson Fernandez. Şu an Erzurum Spor'un atağını izliyoruz. Evet oyuncular güzel oynuyor. İçeriye girdi ve şutunu çekiyor. Golü attı arkadaşlar. Yine aynı oyuncu atıyor Erzurumspor'da. 3-2 oldu arkadaşlar skor. Maalesef 3-3 olacak. Sağ kanattan korneri kullanıyorlar. Evet içeriye doğru bir pas. Bir şut ve gol. Gol geldi. Skor 3-3 oldu. Şu an bizim hatamız Omar. Omar sağ kanattan pas. Onyekuru. yakuru sol kanada aktarıyor. Saracchi. Saracchi gidiyor topla. içeriye doğru orta. Bir şut ve gol. Yine mi Fernandez? Evet yine Fernandez. Getson Fernandez genç oyuncu. Golü atıyor arkadaşlar. 4-3 yaptı skoru. Şutlarda baya bir üstünlüğümüz var. Çünkü kaleyi görünce vur yaptım. O yüzden çok şut çekiyoruz. Sizin de yapmanızı tercih ederim. Maçın adamı e, Fernandez oluyor. 2 golle. Douglas Costa da 2 gol attı arkadaşlar. Evet şu an Fenerbahçe yenmiş. Beşiktaş berabere kalmış. Rakiplerimizin e, Beşiktaş'ın puan kaybetmesi bizim için iyi oldu. Bu arada kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olarak beni desteklemeyi unutmayın arkadaşlar ve yorumlara da Galatasaray kariyerinden sonra hangi kariyeri hangi takımla kariyer çekmemi istiyorsanız onunla o takımın ismini yazmayı unutmayın arkadaşlar şuradan bir iş tekliflerine bakalım yani takım değiştirmeyeceğim ama yine de bakalım. Kayseri Spor, Kasımpaşa, Giresun Spor, Adana Demirspor, Fiorentina. Evet. Diğer takımların fazla adını söyleyemiyorum ama aralarında galiba en iyi bir Fiorentina var. Görüntüleyelim bakalım Fiorentina'nın oyuncularını. Evet, zaten güçlü Fiorentina takımı. Evet arkadaşlar maalesef e, ben e, değiştirmeyi düşünmüyorum. Yani bu takımla şampiyon olacağız. Şampiyon olduktan sonra bakacağız. Ondan sonra değiştirmek istiyorsak değiştirebiliriz arkadaşlar. Şu an önümüzde Başakşehir maçı var. E, o maça yaklaşıyoruz. Transfer teklifi gelmiş. Hemen bakalım. Okan Gocuk. Kalecimiz Okan Gocuk'a bir teklif gelmiş. Sivasspor Spor. E, hemen karşı teklif yapalım. 3.000 bin... 500 diyelim, ee, 3 milyon 500 bin yani 3 milyon 500 bin lira teklif yaptık. Lira değil bu arada arkadaşlar, dolar. Ben dolar olarak e, para birimini seçtim. Mesela siz Euro seçerseniz, e, onun mevcut paranızdan biraz daha aşağıda oluyor. Evet, hala bir, evet. Hızlı, hızlıca maç gününe geçelim. Evet hemen şurada antrenmanımızı yapalım. Yavaş yavaş Başakşehir maçına da geçeceğiz. Antrenman bitti. Bu arada kanalıma abone değilseniz e, abone olarak bana destek olmayı unutmayın. Arkadaşlar e, takımımı da değiştirmeyeceğim. Sürekli aynı ilk 11 çıkıyorum zaten. Yani yeni ilk 11'im bu şekilde kurdum. Tabii bazı oyuncuları da transfer ettik. Bir tane mi? 2 3 tane oyuncu transferi yaptım. 4 tane. Hemen hızlı oyun diyerek hızlı oynayalım. Başakşehir'de yenmemiz lazım. Şampiyonluk yolunda önemli bir adım atarız yenersek arkadaşlar. Evet, şu an topla oynama oranında Başakşehir'in üstünlüğü var. Evet hala Başakşehir'in üstünlüğü var. Şutlarda da Başakşehir'in üstünlüğü var. Şu an e, Başakşehir hata izliyoruz. Maalesef topu kaptırdılar. Kontra atak yapıyoruz arkadaşlar. Defans arkasına bir pas. Douglas Costa. Son vuruşu yaparak topu ağlara gönderiyor. 32. dakika 1-0 oldu skor. Başakşehir karşısında. Evet şu an Douglas Costa ile sol taraftan serbest vuruşu kullanıyoruz. İçeriye bir orta. Evet top kapalardan sekiyor. Douglas Costa içeriği ortasını yaptı. Bir şut ve gol. Falcao gol atıyor arkadaşlar. 45. dakika ve ilk yarı bitti. Ee, değişiklik yapmayacağım. Aynı kadroyla çıkacağım. Evet şu an 2-0 skor. Ee, Başakşehir hatanı izliyoruz. Evet ceza sahasına girdiler. Uzaktan bir şut ve gol. Gol atıyorlar. 2-1 oldu arkadaşlar skor. Şu an Onyekuru'yla e, tacı kullandık. İleriye doğru bir pas defans arkasına. Yine mi Douglas Costa? Evet. Şut ve gol arkadaşlar. Douglas Costa e, ileriye doğru defans arkasına iyi bir koşuyor. Ve defans arkasına da iyi pas atıyoruz. O yüzden golü buluyoruz. E, şu an e, Başakşehir golü atıyor. 3-2 oldu skor. Yavaş yavaş bizi yakalamaya çalışıyor Başakşehir. Topla oynama oranında hala Başakşehir'in üstünlüğü var. Şutlarda hemen hemen aynı zaten. Bu arada kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Maçı kazandık. 3-2 kazandık. Zor bir maçtı. Ve maçın adamı Douglas Costa oluyor diğer maçlarda da gördüğünüz defans arkasına iyi koşu yapıyor ve o Douglas Costa'ya pas atıyor oyuncularımız güzel bir pas atıyorlar defans arkasına ve böylelikle golü atıyor Douglas Costa kanalımda başka futbol videoları da var arkadaşlar izleyebilirsiniz bu arada kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz arkadaşlar Hızlıca bir diğer ki maçımız UEFA Euroleague maçı. Ee, orada da arkadaşlar grup maçları oynuyoruz. İnşallah orada da güzel bir sonuç alabilmeyi ümit ediyoruz. Ee, gruplardan çıkarız ama sonrasında ne olur bilemem. Benim kanaatim orada da Euroleague'de şampiyon olmak. Ee, bana göre arkadaşlar bilmiyorum yani Arsenal falan var ama Leicester City yani bunlar da güçlü takım. Roma takımı Bunlar da güçlü takım tabii Napoli o yüzden yani bilmiyorum kazanabilir miyim kupayı Euro Hayırlısı bakalım. Hızlıca maça geçelim arkadaşlar. Devam edelim. Bir dakika şurada bir Saratçı sakatlanmış. Eyvah. Buraya da bu olmuyor. Oraya Ömer Bayram mı koyalım o zaman? donk da sakatlanmış donk yerine bir defans oyuncusu var mı Cık. bize kanat oyuncusu alalım madem Evet hızlıca maça geçelim ee, Arkadaşlar Saraççı sakatlanmış o yüzden yerine Ömer bayramı koyduk ee, rakibinde zaten kadrosu kötü bakalım ne olacak yenebilecek miyiz Evet maç günü. Evet maça geldik arkadaşlar. Ömer Bayram'da kırıl sarı kart gördü 11. dakikada. 22, 23, 26. dakika. Evet hadi. Hadi gol atın hadi. 36. dakika. 39, 40. E, topla oynama oranında zaten bir üstünlüğü var. E, rakip takımın. Şu an e, serbest vuruş kullanıyorlar. İçeriye doğru bir orta. E, Golü yiyeceğiz arkadaşlar. E, Golü yedik. Hadi evet yedik arkadaşlar. Golü yedik. Maalesef 1-0 öne geçtiler. Yine arkadaşlar gol atacaklar. Serbest vuruşu kullanıyorlar. Jovovic. Jovovic Jovo... Jovo mi ne? Evet. Kaleciden seken topu diğer oyuncu tamamlayarak 2-0 yapıyor skoru. Zaten topla oynama oranında üstünlüğü var. Şutlar da aynı şu an. Eşişte ise gol atmamız... Arkadaşlar yenmemiz lazım. Çıkabilmemiz için. Hadi hadi. Kaybedemeyiz hadi. Bir gol atın ya. Tö. Kaybettik arkadaşlar maalesef. 2-0 e, yeniliyoruz. E, hedef oyuncusu da... Dolezal oldu. Eee... Hemen geçelim. Bu arada kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olarak bana destek olmayı unutmayın. Unutmuyorsunuz. Evet arkadaşlar, e, maalesef e, yenildik maçta ama e, yenmemiz lazımdı. Yani Yoksa e, ligden e, gruptan pardon gruptan çıkamayız arkadaşlar önümüzde bir maç kaldı o da Celtic maçı e, Celtic maçında da eğer e, arkadaşlar şuradan ilk önce bir kısa kupalarına gidelim grupta bakalım bir kaçıncı sıradayız e, en son ikinci sıradaydık galiba üçüncü mü Evet şu an hala ikinci sıradayız Celtic'i de yenersek yine birinci çıkarız arkadaşlar hemen e, diğer bir maçımız olan Süper Lig maçımız olan Kasımpaşa maçına gidiyoruz. Antrenmanımızı yaptık bu arada. Kasımpaşa'yı da yenerek e, önemli bir adım atacağız şampiyonlukta. Arkadaşlar Saratçı iyileşmiş. Hemen Saratçı ile yer değiştirelim. Evet. Evet arkadaşlar şu an e, e, bakalım bir Douglas Costa Douglas Costa ve Muslera maalesef sakatlanmış. Hemen Muslera'nın yerine Okan Koca'yı koyuyoruz. Douglas Costa e, şöyle Falcao'yu ileri alalım. Douglas Costa'nın yerine hangi oyuncumuzu koyacağız? E, Belhanda'yı koyalım arkadaşlar. Hemen şöyle çıkaralım oyuncularımızı. Galiba inşallah yenilmeyiz arkadaşlar hemen hızlı oyun diyelim ve başlayalım Kasımpaşa maçını oynuyoruz arkadaşlar. Hızlıca geçelim maça. Bu arada kanalıma abone değilseniz abone olarak bana destek olabilirsiniz. Zaten hemen maça başlar başlamaz Kasımpaşa topa sahip olma oranında yüksek, şutlarda da yüksek. Evet arkadaşlar, ee, hemen bir kalecimizi değiştirelim. Fatih Öztürk'ü koyduk. Defansa da Mark Kavu'yu mu alsak acaba? Ya arkadaşlar değiştirmek istemiyorum da. Şunları ileri alabiliyor muyuz? defansta bu da olmuyor. Neyse arkadaşlar, şu kanatlarım da hemen şöyle dursun. Hemen başlayalım maça. Bir kalecimizi değiştirdik. Şutlarda şut oranında ee, hemen hemen aynı aynıyız. Fazla bir fark yok. Şutlar hedefte de bir tane zaten şutum hedefimiz var. Kasım Paşa'nın çektiği 8 şuttan hiç hedef bulamamış arkadaşlar. Ee, bakalım maçı kazanabilecek miyiz? Şu an evet Falka evet şu an e, gole atacağız galiba arkadaşlar. Orta sahanın dan Falcao kullanıyor. içeriye doğru çok uzun bir mesafeli kullandı ve bir kafa golü atıyoruz. Son dakikalarda bir gelen gol. Getson Fernandez'den geliyor. Maç bitti ve 1-0 e, kazanıyoruz arkadaşlar. Maç adamda zaten bir golle Getson Fernandez oluyor. Evet hemen şuradan devam edelim hızlıca. Yani kayıpsız geçemezdik arkadaşlar. E, önemli maçlar bunlar. Her maç önemlidir. Hızlıca şunlara hayır diyelim hemen devam edelim. Bu arada kanalıma abone değilseniz abone olarak bana destek olabilirsiniz. Şuradan e, ligdeki pozisyonumuzu size gösterelim hemen. Bakalım kaçıncı sıradayız. Hala birinci sıradayız. Evet. 15 maçta 13 galibiyet, 2 beraberlik, mağlubiyet yok. Atılan gollerde 51 ile e, en fazla süper ligde gol atan takım biziz. Yenilen gollerde 23 arkadaş ar arkadaşlar. Averaj 28 puanım ise 41. Baya bir Sivas Spor'la fark var. 809 puan farkımız var arkadaşlar. Evet başka göstereceğim bir şey yok arkadaşlar. Şurada bir transfer teklifi gelmişti. Hemen ona bakalım. Yunus Belhanda için gelmiş. Kayseri Spor'dan. Kaç maç oynamış Yunus Belhanda. Ona bir bakalım hemen. Bir maç oynamış. Daha yeni 2 maçta oynat dedim galiba. Karşı teklif 14 diyelim şuna hemen. 14 milyon. Evet yeter arkadaşlar bu kadar. e Arkadaşlar e, videom e, buraya kadardı. Başka videolarda görüşmek üzere. Kanalıma abone olarak e, başka videoları kaçırmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.